Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Art of Iron 4 videosu, Almanya serisi 2. bölümle tekrardan karşınızdayım. En son hatırlayacağınız üzere İspanyol İç Savaşı'nda bence çok büyük olmasa da yine de büyük bir başarı sağlamıştık ve Madrid'in alınmasıyla buradaki dev bir pakıt haline gelmişti. Burada gördüğünüz gibi Sovyetler Birliği dağcılarının bir kısmı pakıta girmişti. Ve artık imha alma noktasına kadar geldiler gördüğünüz gibi. Burada bir birliğimiz nehir arka savunma yapıyor. Burada bir birliğimiz saldırılarla buradaki birlikleri yormaya çalışıyor. Burada gördüğünüz gibi birliklerimiz de İspanyol ve Sovyetler Birliği birliklerini imha etmeye çalışıyor. Bir an öncesinde burayı imhasını gerçekleştirebilirsek sonrasında da diğer birliklere, diğer cephelerle saldırıya geçip bir an öncesinde o savaşı bitirmeye çalışacağız. Hatırlayacağınız üzere bir yandan biz kendimiz hızlıca asker basmaya çalışıyorduk. 11 birlik daha kadar çıkmış, gayet güzel. Hemen bunlar da yerlerini alsınlar. Elimizdeki silah durumu nedir? 7K civarında bir silahçığımız varmış. O zaman bir süre kadar bekletmekte fayda var şu durumda. Support ekipmanlara devam edilebilir ya da 40 medium'una geçmek şu an 650 gün, 660 gün bunu şu an vermek çok mantıklı değil. Fighter 2'ye geçmek mantıklı bir seçenek değil. Radyo istasyonlarını alalım. Hava üstünlüğümüzü aldıktan sonrasında daha efektif olması adına ve cephelerde direkt savaşan birliklerimizin daha efektif savaşmalarında, planning kasmalarında çok faydalı bir şey radyo istasyonları. Yani gerçekten denemenizde fayda var. Eğer şey yapmadıysanız denemenizi tavsiye ederim. Evet, İspanyol iç savaşında anarşistler de çıktı. Şimdi komünist tarafın gördüğünüz gibi başkenti Barcelona iken Madrid'i biz aldıktan sonrasında şu anda bir başkenti yok gördüğüm kadarıyla. Yok, burayı başkent edinmişler. Onun da yeni başkentinin zaten dibindeyiz. Gördüğünüz gibi başkentinde bile açlık çekiyor, supply sıkıntısı yaşıyor. Muhtemelen kısa zaman içerisinde bunlar gider çünkü çok cephede supply krizi gerçekten çok fazla yaşıyorlar. Biz herhangi bir supply krizi yani yaşamıyoruz artık gördüğünüz gibi. O yüzden herhangi bir sorun sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Bunları herhangi bir yerden bir cepheden vermek istiyorum. Şöyle köprü arkası gibi bir yerden geçebilirler. Buradan yaracak şekilde ortalığı devam etsinler. Ofansif şekilde ilerlemeye devam etsinler. Problem değil. Air Doctrine'de gayet güzel ilerliyoruz. Gerçekten çok çok güzel bir seviyede ilerliyoruz. Havayı tam istediğimiz kısımda koymuşuz. Hatta havayı komutana da direkt verebiliriz ama şu anlık problem değil. Zaten tam istediğimiz cephede şu an havada sıkıntı yok. Yeni birlikler basacağım. Dediğim gibi silahtaki açık bir tık artıya geçsin. Birliklerimizin işleri bütün manasıyla dolsun. Sonrasında yeni birlikler basmaya devam edeceğim. Building slot'a şu anlık gerek yok. Stability'miz gayet güzel seviyede. %84, %56 var support'umuz var. War support'u bir tık arttırabiliriz. Onda nasıl yapabiliriz? Evet, Goebbels'i alabilirsek hem faşizm support verir hem de war support %10 verecektir. Tamam, biz onu alalım. Sonrasında military'e döndüğümüz takdirde diğer bir danışmanımızı alırız. Savaş desteğinin yani mümkün olunca fazla olması gerçekten çok çok önemli. Birliklerimizin gelen askere katılan miktarı atıyorum şu anda 2K ise war support'unuz düşük olduğunda askere katılan asker sayısı çok fazla oluyor. Yani çok daha az oluyor. Askerden kaçmalar oluyor. Birliklerinizin içlerindeki askerler az oluyor yani. Öyle şeylerle gerçekten karşılaşmak istemezsiniz. Mümkün olunca daha az yaşamak istersiniz. Gördüğünüz gibi silahtaki açığımız baya baya azaldı. Şu anda günlük 185 tane kadar üretiyoruz. 17 askeri fabrikayla 200 silah neredeyse üretiyoruz. Tamamında bir toplamda aşağı yukarı o şekilde olacaktır. Artileride herhangi bir açığımız yok. Gördüğüm kadarıyla support ekipmanında 1K civarında bir açık var. Bu kadar olması normal. Şu anda birliklerimizin hepsinde bir engineer company var. Ve İspanya'da savaşan birliklerimizin içlerinde de engineer company'ler var. Bu sebepten dolayı bir yandan artarken bir yandan da sürekli birlik bastığımız için eksilmesi gayet normal aslına bakarsanız şu anda. Bunlar burada bilerek verdim ofansif mümkün olunca savaş versin ve mümkün olunca army experience gelsin diyerekten.
Mobile Warfare Doctrine'de ikinci aşamaya kadar geçtik. Yani kayıt öncesinde ben bir ufak ilerledim ve gelen Arma Experience'da Doctrine'e işaretlemiş oldum. Güzel, 6 sivil fabrikada. Geldi elimize, bu gayet güzel bir haber. Hemen Anschluss'a doğru da gidebiliriz. Extra Research Slot'a doğru da gidebiliriz. Biz Anschluss'umuzu bir yapalım. Sonrasında da Sudetenland bölgesinden Çekoslovak üzerine ilerleyebiliriz. Research'tan yana şu anlık çok geri kaldığımız bir durum yok. O yüzden sıkıntı değil. Şu an gördüğünüz gibi 3 sıra şu anda paldır küldür sivil basıyoruz. 38 dediğim gibi 38'e kadar mümkün olduğunca getirmeye çalışacağım. Şöyle çok da ekonomiye zarar vermeyecek şekilde biraz da dağınık basmaya çalışıyorum. Sovyetler Birliği tarafından herhangi bir saldırı zaten geleceğini düşünmüyorum ama yine de herhangi bir sürpriz saldırı yediğimizde bile ekonomimizin zarar görmeyeceği şekilde devam etmeye çalışalım. Şunları da hatta fullendirebiliriz. Hiç problem değil. Tamam. Bunlar bitsin. Sonrasında belki direkt olarak şeye geçebiliriz. Direkt olarak askeri fabrika basımına geri dönebiliriz. Orduya hemen bir Avusturya sınırına yığalım. Anschluss için emri verdik ama ne olur ne olmaz. Sıkıntı yaşamamak adına ola ki kabul etmezlerse savaş ilanımızı hazır tutacak şekilde bir hazırlığımızı yapalım. Görüşü de mümkün olduğunca arttıralım. Belki faydası gelebilir. Askeri güç olarak onlardan kat be kat güçsünüz. Yani herhangi bir şekilde bize karşı koyabilecekleri bir durum yok. Gördüğünüz gibi 920 bin civarında sadece bir askeri kara ordularımız var. Hava ordularımız var. Deniz kuvvetlerimiz var. Havaya daha ilaveler yapabiliriz. Gördüğünüz gibi 100 tane Close Air Support Fighter ve Bomberlarımız var. Bir fabrika ile şu anlık üretim yapıyoruz yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bir fabrika fighter, bir fabrika kas ve bir fabrikada taktik bomber üretim yapıyor. Elimizdekiler zayıf ve yetersiz aslına bakarsanız. Şu an verdiğimiz uçak miktarı da yeterince istediğimiz kadar değil. Bunlar transport plane'ler. Bunlar da kalsın şimdilik. Petrolden yana sıkıntımız şu durumda yok. Olursa da alırız. Çünkü savaş öncesinin durumundayız. Bize şu anda vermeyecekleri bir durum yok. O yüzden sıkıntı da olmayacaktır. Gördüğünüz gibi orduyu yığdığımız için bu tarafa trenlerle supply gelmeye çalışılıyor şu noktada. Gayet güzel. Alt kısımdaki limanları alınmış Portekiz kuvvetleriyle beraber. Bu gayet iyi bir haber. Hemen yeni bir line noktası o zaman çizelim. Offensive line'ın devam edebilmesi için. Malaga taraflarına doğru ilerlesinler. Malaga gördüğünüz gibi başkent. Şu anda Malaga'nın yanı boş. Malaga hatta boş gördüğüm kadarıyla ama yok. Evet, içerisinde asker vardır. Zaten yeni başkent olan bir yer olarak işaretlendiği için mutlaka askeri bir kuvvet vardır o bölgede. Ayrık sanayi buff'ımız geldi. Gayet güzel. Yeni teknolojilere gitmeyeceğim. Daha 1,5 sene zaman var. Research speed'lere daha neredeyse 6 aydan fazla bir süre var. Askeri teknolojilere aynı şekilde daha 6 aydan fazla bir süre var. Sinyal kompaniyi alaştırabiliriz. Engineer kompaniyi yanında mümkün olduğunca bir lojistik kompani vermek istiyorum. Üretilen, tüketilen lojistik miktarını %10 miktarında azaltacağı gerçekten çok çok önemli. Artı olarak özellikle de Sovyetler Birliği cephesinde gerçekten çok fazla önemli. Çünkü supply krizi bakımından çok fazla sıkıntı yaşatabiliyor bize bu durum. Silahtaki durumumuz 10K civarında artıya geçmişse o zaman biz birer 24'lük en azından bir 24'lük de basmaya devam edebiliriz. Evet gördüğünüz gibi silahtaki açık hemen baş göstermeye başladı. Hatta yeni birlik basmamıza bazen engel oluyor. Hemen yine Berlin taraflarında basmaya çalışacağım. Brandenburg eyaleti bölgesinde basmaya çalışacağım. Askeri alım politikasını şu anlık arttırabiliriz ama arttırmasak da problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü daha 490 bin civarında bir askeri kaynağımız var elimizde bulunan. O yüzden problem değil. Yani ne araştırılabilir onu düşünmeye çalışıyorum da tanklar için armor ilavesi alınabilir. Çünkü tank donanımızın mümkün olduğunca delinmeyecek bir güçte olmasını istiyorum. Dediğim gibi Anschluss'tan sonrasında belki Sudetenland temasını bile atmadan Sovyetler Birliği ile tank anlaşmasına gidebilirim. Bir an öncesinde 40 tankını üretmek istiyorum.
Mümkün olduğunca hızlı şekilde üretime başlamak istiyorum. Şu anda elimde zaten bildiğiniz gibi çok fazla bir askeri fabrika da yok. Yani 34 tane askeri fabrika var. Bunun 17 tanesiyle silah, 10 tanesiyle artilleri üretmeye çalışıyorum. Sonrasında kalanlarla birer fabrika yani dağıtmaya çalışıyorum. Elimdeki kaynak miktarı gerçekten kısıtlı. Mümkün olduğunca bir şeyler yapmaya çalışacağız. Envanteri kaynakların araştırmasının hızını bir tık daha arttırabiliriz. Çok güzel. Anschluss şu anda gerçekleşmiş oldu. Şu Dentland demantını bir atalım. Hemen bir an öncesinde Çekoslovak askerlerini de kendimize katalım. Hemen sınıra onlar da o noktaya yayılsınlar. Hızlıca bir oraya dağılsınlar. Bakalım neler çıkacak o bölgeden. Şuradan 11'lik kadar Avusturya'nın birlikleri varmış. Çok güzel. Hemen onları da yeni bir ordu güruhu haline getireceğim. Bunu beşlemiş olduk en azından. Bu güzel bir haber. Bunları da hemen bir piyadeye çevirirsek yeterli olacaktır. Yani gördüm aralarında dağcılar falan var ama o bölgelerde öyle çok fazla dağlık bölge olmadığı için problem yaşanmaz diye düşünüyorum. Şöyle bu generalimizi de ona verelim. 10 buysa o zaman neyse yeni bir asker basılsın. Problem değil. Çok zor sıkıntı yaşatmaz diye düşünüyorum ama umarım çok fazla silah açığına sokmaz bizi bu durum. Hemen şu yeni fabrikaları da silah üretimi için vereceğim. Şu an 230 tane kadar silah üretimimiz var. Tabii Anschluss yaptıktan sonrasında gerçekten çok iyi de bir silah miktarı elimize geçmiş oldu ama yeni bastığımız asker miktarı için hala da yeterli değil. Yok, Yugoslav'a toprak verilmeyecek. Yugoslav'ın buralarda herhangi bir toprak şeyi olamaz. Biz buraları kendimiz kullanacağız. Çünkü bir de gerçekten kor toprak olması bizim çok çok işimize geliyor. Çok büyük faydamıza geliyor. Çekoslovan demadı da eğer kabul ettirilirse muhtemelen herhangi bir sorun sıkıntı yaşatmayacaktır diye düşünüyorum. Naval bomber şu anlık üretmesek de olabilir ya da ama çıkartmaları mümkün olduğunca önlemek adına bir faydası olabilir. Bir fabrikalık olsun. Naval bomber da üretmeye çalışabiliriz. Taktik bomberin altında bir fabrikalık olsun. Elimizde bulunsun. Fighter 1'i çok daha fazla basmaya çalışmayacağım. O yüzden çok fazla zorlamayacağım kendimi. Mümkün olunca yani az da olsa problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani 40 Fighter'ın özellikleri açlamak istediğim için eğer 40 Fighter'ını açabilirsem 20-30 fabrikayla onu basmaya çalışacağım. Erken dönemde bunları çöp Fighter'larını basıp boşu boşuna üretimden ziyan etmek istemiyorum. Bir de gördüğünüz gibi kor toprak dediğim gibi size kor toprak olduğu için manpower konusunda tam manasıyla toparlatmış oldu bu durum. Hemen bunu o zaman yeni bir birlik olarak işaretleyelim ve bize bir tane 14'lük yeni oluşum sağlansın. Bunları Fransa sınırına koyabiliriz. Fransa sınırına koyulacak ordular olabilir bunlar. Yeni bir mareşal terfi ettirebiliriz. Kim olur? Evet, sen artık bir mareşal ol. O varmış zaten, pardon. Tamam, sen gel. Çünkü Alsace-Lorraine tarafından belki ilave saldırı yiyebiliriz. Bu sebepten kaynaklı orada defansif bir komutanın olması bizim daha da işimize gelebilir. Mümkün olduğunca defansif gücü de yüksek olursa daha işimize gelebilir çünkü. Tamam. Askeri teknolojilere bir yandan ilerlemeye çalışalım. Problem yaşatmayız diye düşünüyorum. Askeri alım politikasını dediğim gibi hala da arttırmayacağım. Recovery rate alınabilir. Attrition biraz daha düşürülebilir. Attrition'ı şimdilik düşürtelim. Recovery rate'i alalım. Mümkün olunca Army Experience çok daha fazla gelsin. Gördüğünüz gibi sadece danışmanlarımızdan 0,36 günlük geliyor. Gayet güzel bir miktar.
Yani tabii ki doktrin konusunda da ufaktan bir ucuzlatmamız olduğu için Guderian sayesinde %15 85 arma experience'a geldiğinde yeni bir doktrine geçiş yapabiliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tank designerlarının tamamını ucuz haline getirebiliyoruz burada da. The Great War Redux modundaydı yanlış hatırlamıyorsam. Osmanlı'da bildiğiniz gibi burada template'i komple bedava haline getirmek vardı. Bunda da tank template'lerinin ücretsiz hale gelişi var. Bunu kullanabiliriz. Özellikle tank dediğim gibi üreteceğimiz için. Daha 2,5 sene var. 40 tankına 600 gün ayırabilirim. 40 uçağına, fighter'ına, ama yani çok da mantıklı gelmiyor şu durumda aslına bakarsanız. Sentetik lastik olayına bir yandan gideceğim. Dediğim gibi 85 arma experience'a ulaştık. Ve 3. doktrinini şu anda elimize almış olduk. 3 birlik şu anda yine uzakta kalmışlar. Malaga tarafını alırsak şu tarafa bir geçsinler. Malaga tarafını ele geçirsinler. Buradaki işi de bitirdikten sonrasında burada zaten komünist tarafta çok da fazla bir şey kalmıyor. Barcelona tarafında herhangi bir sıkıntı yaşamazlar diye düşünüyorum. Ya da yaşadıkları sıkıntıyı bir nebze olsa hızlıca çözebilirler. Çünkü orada da çok fazla bir askeri güç yok karşılarında. Burada bizi özellikle zorlayan Sovyetler Birliği dağcıları. Ama onun da üstesinden geliyorlar. Herhangi bir problem yok gördüğüm kadarıyla. Güzel. Bu yeni 14 birlikte çıktıysa hemen yeni bir 24'lük daha. Çok hızlı şekilde basmaya devam edeceğiz. Hemen bu 14'lüğü ilave ediyoruz. Çok güzel. İspanyol İç Savaşı komünistler için bitmiş oldu. Artık anarşistlerle karşı karşıyayız sadece. Hemen Barcelona tarafına doğru veriyorsun. Yukarıya doğru bir şekilde ofansiften ilerlemeye devam etsinler. Evet, Karlistlerden dolayı bir debuff yiyorlar ama muhtemelen Karlist iç savaş çıkmadan çözüm yolu oluşturacaktır bu onlar için. Evet, Sudetenland bölgesi için de demandımızı attık ve şu anda an itibariyle kabul edildi. Gördüğünüz gibi Sudetenland bölgesi de artık bizim elimize geçmiş oldu. Hemen Army Invasion yapıyorum ve çok hızlıca Sovyetler Birliği tank anlaşmasını yapıp gördüğünüz gibi 37 September'ındayız artık, 37 Aralık. Çok fazla bir zamanımız kalmadı. O yüzden bir an öncesinde işi bitirmemiz gerekiyor. Supply'dan yana ufaktan bir sıkıntı yaşıyoruz. Tabii ki Sudetenland bölgesini alındıktan sonrasında diğer iç kısımda supply hub olmadığı için bu bölgeyi besleyen orduları çekelim. Boşu boşuna supply sıkıntısı yaşatmak yani zulüm olur oradaki ordulara. Çekilsinler, yine Berlin tarafında kalsınlar, problem değil. Orada çok ağır attrition sıkıntısı yaşamazlar diye düşünüyorum. Çünkü zaten bütün demir yolları son seviyelerde. Yok, dördüncü seviye galiba. Onlar da fulleriz, problem değil. Üçüncü seviyeymiş. Yani şu an gördüğünüz gibi 4,5 sıra neredeyse sivil fabrika basıyoruz. Dediğim gibi 38 ortaları gibi askeri fabrikaya döneceğim. Sonrasında belki erken dönemde şeye dönebiliriz. Evet, derken zaten Anschluss'un yapılmasıyla beraber Captain of Industry danışmanımız ne yazık ki ortadan kalkmış oldu. Evet, Saplıyub'un construction speed'ini arttıran danışmanımızı alabiliriz ya da non-core manpower özellikle alabiliriz. Çünkü çok fazla yer işgal edeceğiz ve Garnizonun %25 debuff damage kısması gerçekten çok önemli. O yüzden bunu alıyorum. Zaten Almanya'da bildiğiniz gibi yani bitmez bir askeri güç var diyebiliriz. Bitmez bir durum var. Hemen altılık olarak sen geliyorsun. 3,24'lük koymayı planlıyorum. Alsace-Lorraine tarafına. Hollanda tarafına 1,24'lük. Belçika tarafına 2,24'lük belki olabilir. Lüksemburg'a da bir 12'lik daha ilave edersek muhtemelen yeterli olacaktır. Tabii ki yetiştirebilecek miyiz? O bir soru işareti. Muhtemelen 39 sonu gibi falan savaşı açmış oluruz.
Çok da fazla uzatma taraftarı değilim çünkü. Güzel dörder dörder birlikler çıkmaya devam ediyor. Silahtaki açığımız gayet güzel seviyede kapatılıyor. Nedir şu andaki üretimimiz? Gördüğünüz gibi 300, 270 tane kadar günlük bir üretimimiz var. Ve bu efficiency'ler bayağı da artacak. Hemen bunları birleştiriyoruz oradaki 24 ile. Evet, şu anda an itibariyle Polonya tarafına koyulacak 5-24'lük ordu tam manasıyla hazır. Şunları da ayıralım. Bunlar komple birleşsinler. Orada boşu boşuna Etreş'in yemeye gerek yok. Zulüm krizi çünkü oralar. Zulüm noktaları an itibariyle şu anda. Güzel. %94 stability'yi görmüş olduk ve %4.4 consumer guts kısışını görmüş oluyorsunuz oradan. Yani var ekonomideyiz. Artı olarak total mobilizasyona geçtiğimizde yani gerçekten bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Üretimden yana hiçbir sıkıntımız kalmıyor. Güzel. Hemen bir 10 birlik daha çıktı. Hemen bunları tabii ki de antrenmanlar vermek zorundayım ama şu durumda antrenman konusunu yetiştirmek bir tık zaman alabilir. Ve artı olarak birlikleri 27 bit olarak şeklinde değiştirmek istediğim için artileri konusunda bir tık daha yüklenmek istiyorum şu anda an itibariyle aslına bakarsanız. Evet, artileriyi bir tık arttıracağım ki bir an öncesinde üretimi artsın. Dediğim gibi Sovyetler Birliği'nin özellikle Alman tanklarından ziyade Alman topçularıyla vurmak istiyorum. Hem manpower'dan yana bir tık daha karımız olacaktır bu durumda. Tabii ki dediğim gibi 40 medium'unu mümkün olunca üretmeye çalışacağım ama o sırada olursa bir sıkıntı yaşarsak yine de piyadelerimizin tam manasıyla güçlü olması bizi kurtaran bir hamle olsun diye çalışmalarım var. Dediğim gibi artilerinin şu anda şeyi zor. Research speed'leri alabiliriz. Bir bakalım. 27 bit şeklinde yaptığımızda ne kadar bir artileri açığına giriyoruz? Bir ona bakmak istiyorum. Support'u kaldırırsak, evet gördüğünüz gibi 16.000 civarında bir artileri miktarı var kullanımda. 5.000 civarında bir elimizde olduğunu varsayarsak 10.000 civarında bir açık söz konusu oluyor. Evet, ilave manpower konusu 1.200 kadar ilavesi var. Şu anda onu kaldırabilecek bir ekonomiye ne yazık ki sahip değiliz. Support artırılı şekilde bir tık daha devam etsin. Blitzcrank üzerinden devam edelim. Evet, Sovyetler Birliği ile tank anlaşmamızı yapalım. Sonrasında da Çekoslovakya'nın tamamının aneksi üzerine ilerleyeceğiz. Yani dediğim gibi 27 bit üzerine yapmak istiyorum birlikleri. Özellikle en azından topçu olsun diyerekten içlerinde. Vurdukları zaman ses getirecek şekilde bir düzene geçsinler istiyorum. Günde şu anda 26 tane kadar topçu üretiliyor. Tabii ki bu üretim çok daha fazla olacak, çok daha artacak. Silahtakini de çok da fazla kısamadım ne yazık ki. Çünkü gördüğünüz gibi silah ilave edilecek. Yani silahtaki miktar değişmeyecek. 18 bit olarak zaten piyade sayısı değişmeden ilave top ilavesi var sadece. Support ekipmandan alıp normal düzene yani veriyoruz. O da çok fazla bir seçenek çok fazla bir şey değiştirmiyor bizden. Manpower sorunu bir tık baş göstermeye başladı. Onun için askeri alım politikasını artık arttırmak zorundayım. Hemen yeni yeni 24'lükler basmaya çalışalım bir yandan. Dediğim gibi bir an öncesinde 24-24 çok hızlı şekilde basmış olalım. Fransa tarafına, Alsasuların tarafına vereceğimiz askeri birlikleri şu anda an itibariyle bu 24'ün çıkmasıyla bitiriyoruz. Sonrasında bir garnizon istiyorum. Bir de İtalya sınırından ne olur ne olmaz diyerekten bir 24'lük belki yetiştirebilirsek. Çok acil durumda kalmadığım sürece onu oraya istiyorum. Construction'a daha bir yıl var. Onu hemen koymayacağım ama rafinerilerin biraz daha depo miktarını arttırabiliriz. Biraz daha efektifliğini arttırabiliriz.
Silahlara belki erken dönemde geçilebilir. Silahların çünkü çok çok önemi var. Gördüğünüz gibi gerçekten çok fazla bir piyade sayısına sahibiz. Mümkün olduğunca bu piyadelerin çok güçlü olmasını istiyorum. Tren toplarını, ray toplarını gerçekten niyetim var. Eğer yetiştirebilirsem onları Sovyetler Birliği tarafında kullanma yani niyetim var. Nimeş taktik bomber mu? 50 fighter mı? 50 fighter verelim Yugoslav'a ve %5 consumer guts kazanmış olalım. Bir sene erkenden de olsa silah konusuna gerçekten çok çok niyetim var. O yüzden çok hızlıca silah konusuna dönüyoruz. Anti-air yapılabilir çünkü şu ana kadar hala daha yetiştiremedik. En azından birkaç bölgeye fullemek kaydıyla anti-air koymak istiyorum. Özellikle başkent tarafına Alliance kanadına karşı anti-air'ler mümkün olduğunca kullanmaya çalışacağım. Çünkü hava tam manasıyla kullanamıyoruz. Dediğim gibi havadan yana çok fazla sıkıntımız var hala daha. Evet, 10 fabrikayla şu anda 136 tane günlük silah üretimimiz var. 30 tane kadar artileri üretimimiz var. Ben birlikleri 27 bit yapacağım. O zamana kadar artilerim umarım yetişir. Aksi halde gerçekten sıkıntı yaşatabilir. Yapacak bir şeyimiz yok. Hemen 4-3-2 sonrasında da 3 artileri olacak şekilde 27 bit yapıyorum. Support'takini kaldır. Onun yerine ne koyabiliriz buraya? Lojistik kompani koyulabilir. Tabii ki o da support ekipman konusunda çok fazla açığa sokuyor bizi ama muhtemelen yetişir diye düşünüyorum. Koyalım gitsin. Bakalım ne olacak günahımız. Gördüğünüz gibi silahta 20K civarında zaten civarda eksiğimiz. O eksik umarım kapatılacaktır. 12K civarında bir artileri açığı ve 6,5K civarında da support ekipman açığı var. Hocam sen tamam kal o şekilde. Bir fabrikalık o tarafa böldük. Umarım halledilir. Nedir hocam? Dışarıya şu anda çelik ihracatımız hiç yok. O zaman ekonomiyi bir tık açsak belki fayda sağlar. Hatta ekonomiyi tam manasıyla açabiliriz. Free trade'e de geçebiliriz ama export fokusa geçelim. Bizi dışarıdan kaynak almak zorunda bırakmasın. Biz en azından satış yapabilelim dışarıya. Evet, Sovyetler Birliği ile olan anlaşma neredeyse tamamlanmış durumda. Dediğim gibi bu anlaşmanın gelmesiyle beraber direkt olarak 40 medium'una ilerlemek istiyorum. Birinci Viyana anlaşmalarını yapabiliriz ya da ikinci Army Innovation projelerine gidebiliriz. Bir Çekoslovakya'nın tamamını alalım. Artık oradaki ağır sanayiye gerçekten çok fazla ihtiyacım var çünkü. Bir yandan da unutmuşken hemen Sovyetler bile anlaşmayı kabul etti. Zaten edecekler. Başka çareleri yok. Onların da çünkü çok fazla ihtiyacı var. Unutmuşken bir yandan da ajanlık için gerekli çalışmalara bir yandan başlamış olalım. Evet, yeni askeri birlikler bir yandan vasılıyor. Çekoslovakya'nın alınmasıyla beraber elimize bir miktar silah da geçebilir. Çünkü Avusturya göre daha da fazla ellerinde fabrika miktarları var. O yüzden belki bizim için daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi şu anda 5 sıra rahatlıklı bir şekilde sivil fabrika basıyoruz. Çok uzun zaman almayacaktır oradaki şeylerin basılması. Sonrasında çok kısa zaman içerisinde hemen hızlıca askeri fabrikaya dönülsün. Ya, altyapıdan yana çok fazla sıkıntımız olmadığı için her tarafa basmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Buradaki sivil fabrikalar neredeyse zaten bitmek üzere. Bunları sayı olarak düşürmeyeceğim. Tek tek düşenler yeni şeylere ilave olacaklardır. İspanyol İç Savaşı'nın bitti diye eventi daha yeni geliyor. Gayet yani şu an gerçekten güzel. Bir 24'lüğümüz daha çıkmış oldu. Hemen bunu da ötekine ilave ediyorum ve 3-24'lük şekilde Alsace-Lorraine'deki ordu tam manasıyla hazır olmuş oldu.
Hemen ilave olarak gir. Sana da bir komutan verelim. Böyle o kadar kalitesiz bir şey değil. Evet, sen git hemen oraya da. Senin de şeklini, sembolünü bir değiştirelim. Hepiniz bir aynı olun. Yani karışıklık olmasın diyerekten uğraşıyorum. Ajanlık tarafındaki ilk şeyimiz geldiyse hemen kriptolojinin açmasını yapalım. Tabii ki o inşaat tarafından fabrikaları alıyor. Şu anda onu almak ne kadar mantıklı tam doğru olur olmasa da bir şekilde halletmeye çalışacağız. Başka çaremiz yok, başka seçeneğimiz yok. Hemen Sovyetler Birliği tarafına çok kısa zaman içerisinde atmak istiyorum şeyi, collaboration'ı. Collaboration'a Sovyetler Birliği'ne girerken full olarak girersek Urallar bölgesine kadar ittirmek zorunda kalmayız en azından. O önemli bir haber. Asker alım politikasını daha şimdiden servis pay rakip punta geçirmek çok mantıksız bir hareket. O yüzden onu bir tık far bırakabiliriz şu anda. Heavy Fighter basılabilir. Aslında Heavy Fighter tarafına dönebiliriz. Yani normal fighter yerine heavy fighter üretilebilir. Yani normal 40 fighter yerine de 40 heavy fighter üretilebilir. Hocam o zaman biz onu o şekilde alalım buff'ını. Heavy fighter olarak. Hem research speed almış olalım hem de heavy fighter'a bir daha daha buff almış olalım. Güvenilirlik %20 gerçekten güzel bir miktar. Birinci Viyana anlaşmaları yapılıyor gayet güzel. 10 gün içerisinde birinci Viyana anlaşmalarından sonrasında da Çekoslovak üzerine ilerlenecek. Birinci Viyana anlaşmaları bir tamamlansın. Gördüğünüz gibi silahtaki açığımız büyük bir oranda kapatılmış oldu. Yeni askeri birlikler basmaya başlayabiliriz. Dediğim gibi Çekoslovak üzerinden gelecek zaten. Silah ve artileri miktarıyla da baya baya toparlamış oluruz. Kriptolojinin başlamasının hemen arkasından Sovyetler Birliği için kriptolojiyi göndereceğim. Ajandan şu anda çok fazla bir miktar yatırım yapamayız. Çünkü diğer taraftan çok fazla kısıyor. Bu sebepten bir tık bekleteceğim. En azından anti-air'lar bir bitsin. Askeri fabrikalara geçildiği takdirde yeni yatırımları tekrardan başlatabiliriz. Gördüğünüz gibi çok fazla bir zaman almıyor. Çok kısa zaman içerisinde artilleriler inşa edileceklerdir. Fate of Czechoslovakia diyelim ve hemen Çekoslovakya'nın anayhislenmesine ilerleyebiliriz. Şu anda Axis'e ilave bir şey alamıyorum ama İtalya odası bir zamanda gelecektir. Şu anda Invasion'a gelmiyor yani. Ama Mussolini ile kısa zaman içerisinde gerekli yeni anlaşmalar yapılacaktır. Evet gördüğünüz gibi 35 Army Experience'a yeni bir doktrin daha tamamlamış olduk. Yani daha savaşın şeysinden haber yok ortalıkta dünyada. Biz doktrinin yarısını bitirmiş olduk. Askerlere biraz daha antrenman yaptırsak çok kısa zaman içerisinde muhtemelen sorunsuz sıkıntısız gideriz. Hatta antrenman demişken ufaktan da bir antrenman yaptıralım. En azından askerler antrenmansız çıkmasınlar düşman karşısına. Bir yandan da dediğim gibi hemen Heavy Fighter'ın research'üne başlansın. Bir an öncesinde onu halledelim. Trenden yana çok fazla açığımız var. Ülke genelinde tren sayısı maalesef yetmiyor. Armored tren değil, normal tren üretmek istiyorum. Civilian tren. Sonrasında da ucuzunu üretmeye çalışacağım, hızlıca. Hocam şimdilik 5 fabrika versek sana yeterli olur diye düşünüyorum. Silahtan bir 5 fabrika daha alacağım. Hemen 5 fabrikalık. Gördüğünüz gibi ayda 3 tane kadar üretim sağlayacak. Şu an 83 tane kadar eksiğimiz varmış. Onu tamamlamaya çalışalım. Maalesef elimizdeki miktar çok yetersiz gözüküyor. Ama kısa zaman içerisinde toplayacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi zırhlı tren basmayacağım. Zırhlı tren gerçekten normale nazaran çok daha pahalı. Öyle bir şeye şu anlık lüzumu yok. Donanma konusunda bir şey almak istemiyorum şu anda ama Air Superiority ve Air Experience için bu danışmanımızı da alabiliriz. Air Doktrini bir an öncesinde bitirmek de taraftarıyım. Naval Bomber onu bir ayıralım. Onları daha çok deniz kıyısı tarafına alacağım. Çıkartmayı yememek namına Kiel kanalına doğru tutmaya çalışabiliriz.
Kiel kanalı derken de Danimarka tarafına bir ordu çıkarmamız gerekiyor. Onu unutmayalım. Norveç tarafına çıkartmalar atılabilir aslında bakarsanız. Ama yani bakalım, belki atarız duruma göre. Yani çünkü bir an öncesinde hedefim İngiliz'i devirmek. Amerika savaşa katılmadan İngiliz'i devirmek. O yüzden bir tık süre sıkıntımız var. Elimizdeki askerleri gerçekten çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Silahtaki açığımız neredeyse kapatıldı düzeyde, ama tabii ki yeni birlik, bu şey birliklerimize antrenman verdiğimiz için bir yandan maalesef silahtan yana ufak tefek sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi hiç şeyleri yok. Antrenman becerileri yok. Bir an öncesinde onlar bir yerlerini alsınlar, tecrübelerini kazansınlar. Silahtaki açık kapanır, o problem değil. 4.3K civarında bir açık var. Artileri de 7.5K civarında açığımız var. Hiç problem değil. Hepsi zamanla kapatılacaktır diye düşünüyorum. Güzel. Yeni research bitimiz de gelmiş. Gayet güzel. Radarları araştırabiliriz. Evet, radarların araştırmasını yapalım. Unutmadan ufaktan da birer radyo istasyonu kurmak istiyorum. Özellikle Fransa tarafına iki tane kadar. Hatta koy hadi üç tane olsun. Bir tane de Belçika ve Hollanda tarafını görebilelim. Onlar da çok pahalı şeyler değil. Kısa zaman içerisinde hemen inşa edileceklerdir. Yani militer fabrikalarından öncesinde gerekli olan altyapı hazırlığını sağlayalım ki sonrasında sıkıntı çıkmasın, sıkıntı yaşamayalım diye uğraşıyorum bir yandan. Daha dediğim gibi yaklaşık olarak 2 sene var savaşa. Yani yetiştirebiliriz muhtemelen, herhangi bir sorun sıkıntı yaşatmaz diye düşünüyorum, ama insan yine de bir tereddüt ediyor. Sıkıntıda kalıyor. Trendeki açığımız şu anda 77 taneye kadar düşmüş. Gayet güzel. Haftalık 1,5 tane kadar üretiliyor. Kısa zaman içerisinde onun da eksiği kapatılacaktır. Evet, Fate of Czechoslovakia fokusu bitti. Babut olarak Slovakya salmayacağım. Komple kendim alma taraftarıyım. Yugoslavya üzerine ilerleme taraftarı değilim şu ana kadar. İtalya ile AI'yı alabiliriz ya da bir research slotu alınabilir. Yani şu anda gidebileceğim daha erken miktarda daha çok işimize yaran şeylere bakmak istiyorum ama. Slovenya demantlarını atıp İtalya'nın önünü kısmak istemiyorum aslına bakarsanız şu anda. İkinci Viyana görüşmelerini yapıp Macar'ın güçlenmesine rağmen de Romanya'nın arkalama ihtimalini göze almak şu an çok mantıklı değil. Yani Memel'i alabiliriz. Ben bir research slotu alayım. Sonrasında gerisi gelir. Hiç problem olmaz diye düşünüyorum. Gelen fabrikayı silah konusuna bir tık yatırım yapabiliriz. Gördüğünüz gibi silahta bir tık bir miktar geldi. Yani çok bir miktar değil ama gelenle idare edeceğiz. Hiç problem değil. Tabii ki topraklar kor olmasa da Nankor danışmanımız olduğu için topraklardan da bize manpower geliyor. Buranın uyumluluğu geldiği saniyede de daha da fabrika geçecektir elimize. O da problem değil. Buradaki şeyler de, saplı yoplar da muhtemelen yakın zaman içerisinde aktif hale gelir ve bizim buradaki birliklerimizi sınıra koyacağımız zaman gelmiş olur. Evet sevgili arkadaşlar, bu bölümlük bu kadar yapalım. Yine ufaktan uzun bir bölüm oldu. Umarım keyiflenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.